Herkese iyi geceler. Evet, tatlı tuzlu programından bütün herkese sevgi dolu kucaklıyoruz böyle. Çünkü bugün büyük gün. Paşamız geldi. Çok sevdiğimiz geldi. Evet, Gökberk Demirci stüdyomuza geldi. İlk önce hoş geldin ve çok teşekkür ediyoruz. Bugün hoş de geldiğin için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz Hemen için. Hemen Elif'ime patlayayım ben şimdi. Elif'im nasılsın? Haftan nasıl geçti? Biz böyle başlıyoruz. Nasıl geçti hafta? Teşekkür ederim. İyiyim. Ya biraz zor tabii karantinadan dolayı. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Sürekli evdeyiz. Hareketsizlik. Ki ben ne kadar aktif olduğumu biliyorsun. Aktif spor yapıyorum ama. Evet, biraz... Bazen dinlenmek bile yorar ya insanı. Evet. Şu anda o durumdayız. Ayrıyeten teşekkür ederiz bu kadar zor bir dönemde gelip bizi kırmadın. Şöyle mesela Instagram'da konuştuk Gökberk'le, hani teşekkür etme babında direkt şey dedi, verilmiş bir söz var. O yüzden dedi geleceğim. Evet. Hani böyle de sözün neri gerçekten. Yani hakikaten dediğin çok doğru. Bir de hemen bunu söyleyeyim. Uçan Kuş'ta seyrediyorum seni. Çok güzel bir spor programı yapıyorsun. Neden? Çok spor eğitmenliği derler ya, sana çok yakışmış. Benim eski kanalım Uçan Kuş TV. Hakikaten bence devam edeceğin gibi geliyor. İnşallah. Ama bakalım. Belli olmaz, sürprizlerimiz de tabii olabilir. O yüzden çok güzel. Ben de çalışıyorum çünkü. Pilates topu aldım yan komşudan. Topla oturuyorum. Topu anlayamadım, çözemedim. Elif'e bakıyorum. Elif'i seyredince anlayabiliyorum. Topla ne hareketler yapmam gerektiğini falan. Çok güzel bir program yapmışsın. O beyefendiye de kaslarından dolayı Rıfat, çok selamlar. Rıfat abiye de Rıfat, çok kaslarım. Selamlar. Çok diyoruz. Evet, hashtagimiz hayat eve sığa diyoruz. Evet, koronavirüsüyle hala uğraşıyoruz o belana. İnşallah gidecek başımızdan. Bu ülkemizi terk edecek ve ölü olmayacak. Mutlu şekilde yazın, herkes eğlenecek ve dışarı çıkabilecek diyoruz. Gökberk Demirci de sağ olsun. Vallahi acayip fanlarım var. Acayip sağ kardeşlerimiz olsun. Var diyeyim ben. Fan demeyeyim onlara. Kardeşler çok altyapısı sağlam, güzel insanlar. Öyleler, ne mutlu bize ki öyle kardeşlerimiz sana seviyorlar ve hediye bile yolluyorlar. Sağ sana olsunlar. Yemin ederim Özge Yağız, sen ve ekibe, Yemin dizisi ekibine mutluluklar. Çünkü böyle bir ekibiniz var yani. Yani mutluluklar var. Gerçekten. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde yani bu başarıyı elde ettik. Varlıklarının anlamı bizim için gerçekten çok büyük. Ya büyük ya yani. Şeyler ya. Hepsi de kültürlü evet. Çocuklar. Evet. Evet. Kültürlü kardeşlerimiz. Çok düzgün. Yani saygıda kusur etmeyen, sevgide kusur etmeyen. Kesinlikle. Zaten böyle fanlığa, böyle kardeşlerimize, fan da değil, kardeş onlar. Evet, aynen. Sen de öyle diyorsun zaten. Tabii. Elif de öyle diyor, fanlarına kardeş diyor. Böyle kardeşlerimize ihtiyaç var. Yanlış kesinlikle, çok doğru, çok doğru. Yani onlar bizi ailelerinin birer parçası olarak görüyorlar. Aynı şekilde karşılıklı duygular içerisindeyiz. Onlar da bizim ailemizden farksız yani. Evet. Yani hiç yabancılık bir çekmiyoruz. Bir de şey, belli bir yaş skalası da yok. Yok. Her yok. Yaştan her var. Her yaştan. Ya Gökberk'in buraya geleceğini duydukları zaman deli gibi DM atıp şey sormuşlar. Kanalın adresi ne? Hediyeler gönderelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Neler neler. Ya paranın ölçülmez bu, biliyor musun? Kesinlikle. Elif, Gökberk. Kesinlikle. Yani para versen, 1 trilyon versen bunu kimseye zorla yaptıramazsın. Asla. Yok. Seve seve de yaptıramazsın. Evet. Bu gönülden, içten, kalpten kesinlikle gelmeli. İçinden zaten gelmeli. Onların da kalbinden geliyor. Evet. Onları da Allah başınızdan, bizim de başımızdan amin eksik etmesin. Amin. Büyük ailemizi de başımızdan eksik etmesin amin diyoruz. Hashtag'imizi tekrar söylüyoruz ve hızlı geçiş yapacağız. Çünkü Gökberk'e çok sorular sormuşlar. Yani ayakkabı yollayacaklar Gökberk. Farkındasın. Ayakkabı numarası. Vallahi bak. Ben dedim ki 42 benim bana yolla ayakkabı. Ama hakikaten bak ne kadar böyle gönülden zengin insanlar. Kesinlikle çok. Helal olsun. İyi ki bir de hazır oyuncu konuğumuz evet varken 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü bütün oyuncularımızın bütün kutlu olsun. Aynen öyle, herkesin kutlu olsun diyoruz. Yani. Umarım en kısa sürede tekrar sahnenin tozuna geri dönerler. O alkışları İnşallah hissederler. İnşallah. Çünkü bütün oyunla iptal oldu. Evet. İnşallah bu bela geçer de oyun oynama. Ondan sonra oynarsın zaten. Tabii, o tiyatro emekçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok sevgiler, saygılar, kutlu saygılar olsun. Mutlu olsun gerçekten. Sen de bir tiyatroda ileride evet inşallah yapacaksın galiba. İnşallah. Yakışırsın. Çok söyleyeyim. Sevindim. Yakışırsın. O tozu yutman lazım ve yakışırsın. Kesinlikle. Yaparsın. Umarım. Düşünüyor musun? Yani neden düşünmeyeyim? Çok sevdiğim, ben de aslında tiyatro kökenliyim. Öyle mi? Yani inanılmaz mutlu olduğum yerlerden birisi o sahne benim. Ve hatta özlemini çok duyuyorum şu yaptın son zamanlarda. Yaptın mı hiç tiyatro Gökberk? Yaptım kısa bir süre. Fakat çok uzun zaman oldu.
uzak kalalı. Yani bakacağım duruma göre, neden olmasın, çok isterim. Hatta büyük bir heyecan duyuyorum yani ne zaman tiyatro konusu açılsa. Basın danışmanı Sema artık bir oyun yazar üçümüze. Olmaz mı ya? Arkada dekor taşıyan. Ben arkada dekor taşıyorum. Siz ikiniz oynuyorsunuz. İlgililere duyurulur. Benden o olur bak. Sema yazar. Sema yapar. Sema'ya da teşekkür ederiz basın danışmanına. Bir telefon açtık, hiç kırmadı bizi. Sağ olsun. Evet, gerçekten. Sağ olsun, sana tam takım gelmişler. Yani yalnızca Gökberk gelmemiş. Takım. Evet, tam takım. Sağ olsun. Yapımcılarımız, valla Sevda ablamıza çok selamlar, saygılar. Nazmi Hanım, Sevda Hanım. Selamlar, saygılarımızı sunuyoruz. Hakikaten buradan güzel iş çıkartıyorlar. Harikalar. Gerçekten. İyi seçmişler. O kastı çok iyi seçmişler. Evet. İyi ki de oynuyorsunuz. İyice. Özge kardeşime de selamlar. Evet, Özge. Çok öpüyoruz seni. Açılışı böyle yaptık. Dediğimiz gibi Gökberk'e her şeyi sorabilirsiniz. Hashtag'imizin altına yazın, gelsin, sorun. İlk sorudan başlayalım. Mesela Gökberk'e ne sormak? Bir şey söyleyeceğim. Gökberk'e her şeyi sorabilirsiniz. Bence artık kapatmış olalım. Çünkü Instagram artık çöktü. Gerçekten. Çöktüğü için zaten gelmiyor. Tuğçe var ya, kız artık o soruları okuyup ayıklamaktan kör oldu biliyorsun. Evet, o yüzden ya. Ona da yazık. Bu kadar soru ne yaptın geliyor. Gökberk? Ne yaptın Gökberk? Sağ olsunlar ya. Ne mutlu bize yani. Bunları duymak gerçekten çok gurur verici bir şey. Ya ama saatlerini alıyor değil mi Gökberk? Yani düşünsene biz bir günde bu kadar soru aldık. Sen evet. Her gün kaç tane soru alıyorsundu? Kesinlikle çok fazla. Yani elimden geldiğince fırsat buldukça arada bakıyorum. Hatta sette bile bazen sahne aralarında fırsat bulunca böyle alıyorum telefonu elime. Instagram'da vakit geçirmeyi de seviyorum. Fakat şu son bir iki haftadır biraz uzak kaldım. İnsanlar yani öyle şeyler yazıyorlar ki yemin ediyorum noktasını virgülünü atlamadan böyle soluksuz okuyorum ve 15-20 mesaj birden, yorum birden okuyorum bazen, yeri geliyor. Çok ayrı bir şey. Senin ya. Bilmediğin... Bunun tarifini yapamam yani kelimelerle. Onu... Senin bilmediğin özelliğini bile sana söylüyorlar. Evet. Yanlış mıyım Gökberk? Evet, senden iyi tanıyorlar seni. Doğru. Yani bu da bir özellik. Hakikaten 24 saatin bir Gökberk Demirci'yle geçmesi de müthiş bir şey çok ya. Çok dikkatli izliyorlar çünkü en ince ayrıntıya kadar. Hatta eminim Gökberk bile acaba bunu niye böyle yapmışım dediği zamanlar mutlaka olmuştur. Yani oluyor bazen. Hani niye böyle yapmışım kadar ne yapmışım da diyorum. Yani çoğu kez ne yapmış olabilirim. Çünkü sağ olsunlar iyiler kadar anlam veremediğim bazı yorum ve mesajlar da alıyoruz. Çok yani hayretler içerisinde okuyorum bazılarını, hani nasıl, ne olmuş olabilir, benden bir tane daha var ve alakasız şeyler mi yapıyor diye düşünmeden edemediğim mesajlar da geliyor. Hani evet, birileri birileriyle yakıştırılıyor, birileri hiç yapmadığı bir şeyi yapmış gibi böyle yerden yere de vurulabiliyor ama velhasıl bu insanlar için yapıyoruz bu işi. Sonuçta sevgi var ama. Yani sonuç sevgi. Enteresan da peki, olsa evet bir şey var. Peki olumsuz mesajların çoğu erkek kitle olabilir mi? Yok. Açıkçası pek bilmiyorum bazı yorumların hani kaynağını. Bakayım, yanındaki ufuktan bak alabilirsin ilk mesajı. Ya abi adam bakalım. Yakışıklı şimdi. Estağfurullah. Ya şimdi bunu da estağfurullah evet demek. Kabul ediyorsunuz. Teşekkürler. Ya gömdün bizi. Ama yakışıklı adam. Sağ olun. Hakikaten. O sizin güzelliğiniz. Kaliteli bir adam. Teşekkür ederim. Yani o yüzden sana da bu mesajların gelmesi normal. Çok kardeşim. Normal evet. Normal yani. Kaliteli insanlara, kaliteli insanlar mesaj atar. Hı-hı. O yüzden kardeşlerimiz de kaliteli kardeşler. Öyle bunları söyleyeyim tabii, yani. Tabii, kesinlikle. Yanaklarından öpüyorum. Yok. Yani duruyor. Nötr. Çünkü hep olmuyor. Şimdi bazıları da bize hazır fırsat bulmuşken söyleyeyim. 7/24 Instagram'da mesaj okuyan birileri olarak evet. Görüyorlar bizi. Yani nasıl hani hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Bu sadece küçücük bir şeyi, anı hayatımızın. Ki ben gerçekten birçok insana göre hayatımdaki biraz daha fazla özen göstermeye çalışıyorum fırsat buldukça. Çünkü insanların bunu hoşlarına gitmesi beni o kadar çok sevindiriyor ki. Ve yaptığım hiçbir şey yok. Oturduğum yerden bir tuşa basmak bir insanı güldürebiliyorsa ne mutlu bana, ki ben o birle kalmıyor. Yüzlere, 200'lere çıkıyor bazen. Sadece ama kısacık bir an fırsat bulabiliyorum gün içerisinde bazen. Hepsini okuyamıyorum. Hepsine cevap veremiyorum. Bu birazcık kızıyorlar tabii bu yüzden ama zannetmesinler ki biz bunlara hani duyarsız kalıyoruz veya bunlara özen göstermiyoruz, umursamıyoruz. Aksine zannettiklerinden çok daha fazla umursuyor ve özen gösteriyoruz.
yazarken nasıl mutlu oluyorlarsa okurken 5 katı mutlu oluyoruz ama bak, hep de olmuyor. Şimdi diziye gelelim. Dizi mükemmel derecede gidiyor. Yani ana akım medyadaki dizileri geçiyorsunuz. Yani ne topluyor onlar sizin arkanızda? Bu başarı nasıl geldi? Ekip işi tamam da ekip yani. Ekip işi ya tamam. Yazanlar da hakikaten iyi yazmışlar yani. Evet. Nazmi Hanım'a buradan olsun selamlar. Orada bir kişi ölmedi. Allah'tan yaşın abimiz. Yani sapasağlam. Onun iyiyim ben. Dayanışma nasıl ekipte? Yani o duyguyu nasıl yakaladınız? İlk günden beri mi yakaladınız? Sonradan böyle açılan diziler oluyor ya. Siz de öyle mi oldunuz? Gerçekten ilk günden beri. Yani ilk günde yakaladık biz bunu. İlk bir araya gelmemizde. Sonra katladık. Hani sonradan elde ettiğimiz bir kazanç değildi bizim. Başından beri ben ilk sete adım attığımda sanki benim ilk günüm değildi yani. Sanki bir senedir, iki senedir oradaymışım. Sanki çok önceden tanıştığım insanlarla çalışıyormuşum gibi bir sıcaklık vardı. Ve bu bizi, yani zaten en büyük motivasyonumuz bizim bu. Daha fazla bir destek oldu. Hani işimizde o duyguyu yaşamamıza çok büyük katkısı var yani o insanların bizim için. Çünkü içeride de söylemiştim evet, size evet. Gerçekten benim için ağız alışkanlığı değil hani biz bir aileyiz lafı. Biz bunu her bir zerremizde hissediyoruz. Ve orada yani bilmiyorum ne kadar mantıklı bir cümle olacak ama biz oynamıyoruz ya. Gerçekten. Evet birer oyuncuyuz ama orada oynamıyoruz. Yaşıyoruz biz. Ya Gökberk senin karşında seyreden seyirci senin annen, baban, deden, evet. Yinen, kız kardeşin, erkek evet. kardeşin anlatıyor. O yüzden aile diyorsun. Zaten evet. aile bir aile gibi seyrediyorlar seni. Çünkü aileden birisi görüp DM'den yazıyor sana. Evet. Abicim diyor ya. Bu çok önemli bir evet. şey. Abicim demek kesinlikle. Ya. Zaten büyük ihtimalle kadronun ekrana yansıttığı o sizin kendi aranızdaki sıcaklık. Yoksa bu kadar seyirciye geçmezdi. Kesinlikle. Büyük ihtimalle. Bu konuda ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani Özge açısından çok büyük bir mutluluk benim için. Çok altyapısı sağlam bir kardeşim. Çok ve yani Elif'le biz çok sevdik. Evet. Halk da çok seviyor ama hakikaten çok düzgün bir çok. Kardeşim. Yani birbirimizden besleniyoruz. Elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Ama işin en güzel yanı bunun için çaba harcamıyoruz biliyor musunuz? Hani bunu böyle yapmalıyım ya da Özge bak böyle yapmalısın yok. Bak böyle yapmalısın yok. Oraya giriyoruz 3-2-1 deniyor. Ve biz o duyguya sahibiz. Kendiliğinden oluyor değil mi Gökberk? Evet. Çünkü o aileyi sağlamışsınız orada. O dengeyi kesinlikle. Sağlamışsınız. Yani şimdi şöyle buradan Gül Arjan'a da çok selamlarımı Selamlar. İletiyorum. Dizide annem oynuyor. Ellerinden öperim. benim annem vefat etti 7 ay önce. 1,5 hafta sonra biz Allah sete rahmet çıktık. Rahmet. Amin çok sağ olun. 1,5 hafta bir sonra şey sete çıktık. Aynı zamanlarda mı annemiz vefat etti? Muhtemelen. Eylül, 16 Temmuz. Eylül 19'da da benim annem. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarına cennet etsin. Annemi kaybettim. 1,5 hafta sonra Gül ablaya anne demeye başladım. Ve onun oğlum deyişi bana annemin seslenişini hatırlatıyor. Yani o denli benzer birbirine. Bunu söylerken bir de gözlerin doluyor. Yani bir insan yalan söyleyebilir ama gözleri yalan söylemez bir insan. O yüzden... hakikaten sen çok duygusal bir insansın. Belli çünkü bir sormuşlar. Bir de Yemin dizisinde duygu geçişleri çok oluyor ya. Çok fazla. Nasıl dayanıyorsun? Sen çok duygusal bir adamsın. Ben biraz ya, evet fazla. İnsan evladısın diyeyim ben. Adam soya konuluyor o title insanlara. Ya enteresan ya. Biz hakikaten duygudan duyguya geçiyoruz. Yormuyor mu? Yoruyor. Ama kazancı çok. Yani gerçekten bu bize... Belki de bu bizim ilacımız yani en büyük besin kaynağımız. Çünkü hissediyoruz. Dediğim gibi oynamıyoruz ve yaşıyoruz. Bu duygular bizi besliyor. Yani benim anlayışım artıyor. Duyarlılığım artıyor. Enteresan bir durum ya. Bazı şeyleri kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Zaten o yazılmış olan karaktere göre oyuncu bakılır ya. Büyük ihtimalle Gökberk'i gördükleri zaman direkt evet sen busun demişlerdir. Sen de o yüzden o kadar rahat oynuyorsun. Muhtemelen. Ben hiç. Oynamıyorsundur, yaşıyorsundur. Emir'i okurken ben kendimi okuyordum. Değil mi? Yani öyle bir şey hissettim yani resmen. O kadar yakındık ki birbirimize. İşte bu da izleyiciye geçtiği için evet. O evlerin oğlusun. Ya zaten evlerin oğlu olunca yani o ev seni hayatta bırakmıyor. Yok, evet. Her yerde bir kaşık çorban var. Evet. Bir sağ olsunlar. Vallahi bir ya setteyiz. Bir yerde ziyarete geldiler. İşte karavanın etrafında sağ olsunlar insanlar toplandı muhabbet ediyoruz. Set arası verildi.
Devam ettik, yemek arası verildi. Yemek yiyoruz. Hadi lütfen kahveleri bende içelim dedi. Bir tane ablamız geldi. Tatlı. Sete çok yakınmış evi. Vallahi evine davet etti kahve içmeye. Türk kahvesi içelim dediler. İnan ya ki. Enteresan bir şey. Yani evet, nereden? Çok güzel hani, bir şey. Nasıl bir şey? İnan ki Gökberk, 1,5 milyar lira geçinen bir insan gelir sana orada 700'ünü eve harcıyorsa, evet, 100'ünü de sana çorba yapıp getirir. Bak, bu, böyle sevgi var bizim. Kesinlikle evet, evet. Aynı gün aynı sette devam ediyoruz. Kayda girdik artık, biz bir de çok hızlı, çok yoğun çalışıyoruz. Gene ara verildi. 2-3 dakika muhabbet etme fırsatı yakaladık ablalarımızla. Fotoğraf çekildiler bizle. Yemin ediyorum aradan yarım saat 40 dakika geçti. Aynı insanlar bir daha geldi. Gidip fotoğrafçıya tav ettirmişler onları. Birer tane bize hediye ettiler falan. Yani çok enteresan ya. Bilmez. Gökberk'i yürek Gökberk'i görmeye gider. Tabii tabii. Böyle bir milletimiz var ya. Öyle, yani evet. O yüzden bu millet duygumuzu da kaybetmeyelim. Kesinlikle. Kaybetmeyelim ki zaten bizi biz yapan bizi bu. Biz yapan ağzımdan aldın. Bu. Hakikaten bu öyle. Yani başkası yok. Başka bizim kazancımız, başka cebimizdeki heybemizde başka duygumuz yok. Yok, bu bizi biz yapıyor. Türk milletini bu Türk milleti yapıyor. Kesinlikle zaten. Kesinlikle öyle. O yüzden bayağı iyi konuştum be. Derler ya be. Tebrikler. Şey, artık ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şeye geçelim. Hangi takımı tutuyor diyorlar. Çok merak ediyorlar. Söylemek istersin istemezsin sana bağlı. Ben hiç bir şey demem. Elif de bir şey demez. Yani. Akisar'da kutu. Akisar'da. Evet, hocam selamlar. Yani. Hepimiz Akisar'lıyız. Yani çok merak ediyor. Hangi takımı tutuyorlar diyorlar ama milli takım galiba değil mi? Milli yani takım. Öyle diyeyim yani. Milli çünkü. Takım. Çünkü bizim her bu takımların toplamı milli takım yani. Evet. Ya, tabii takım canım. Tutmuyorsa milli takımı tutuyor kesin. Ama milli takımı tutuyor galiba. Abi bunu sorayım mı sormayayım mı Elif? Yani demin kuliste konuştuk ya. Sema'ya da sordum. Sema da böyle baktı basın danışmanı. Hakikaten benim de tuhafıma gitti. Şeyi soruyorlar. Abi yat kalktıktan sonra ya, kalkıyorsun ya. Şaka yapıyorsun ya. Bunu soracağını düşünmemiştim ya, gerçekten. Bunu sorayım mı sormayayım mı Sema? Tamam. Sema'dan izin alayım. Senden de izin alıyor. Abiden de izin alıyor. Çelik'ten de özür diliyor. Çelik abiye de selamlar buradan. Kalktığında saçını hangi tarafa tarıyor musun abi? Allah aşkına ya. Benim saç olmadığı için beni merak etmiyorlar. Tarayacak bir şey yok çünkü. Ya yok, bunu ciddi ciddi sormak. Evet, soru yani. Biz de gerçekten ama komik olduğu için sormak istedim. Yani bilmiyorum. Hakikaten hiç yani, cevap bilinçli bir şey değil. Ben dedim sola tarar dedim. Herhalde. Sağa tarıyorum. Sağa tarıyorum. Taramıyorum gerçi ben saçıma tarak pek sürmemeye çalışıyorum ama. Aslında çok güzel bir soru yani, onu bile merak ediyorum. Buna yani kadar merak edilmiş. Ne güzel evet. Hemen konuyu İlk değiştirip. İlk defa yani böyle bir soru. Normal hayatınla alakalı bir şey sorayım. Antika sevdan varmış. Evet, antika evet, sevdan. Ne zamandan beri koleksiyonun var ve neler var? Yani ben kendimi bildim bileli gerçekten antikaya karşı inanılmaz bir aşk besliyorum içimde. Çok özen gösteriyorum her şeye ve ayırt etmemeye çalışıyordum zamanında. Şimdi tabii biraz daha artık seçici oldum. Çünkü bu da zamanla öğrenilen bir şey. Artık bir ürüne baktığın zaman hani neden yapıldığını, yılını, işte kaçıncı yüzyıl vesaire. Artık ya zamanla öğrenmeye başladığın için ilgini çeken şeyler de şekillenmeye başlıyor. Onlar da artık yani seçici oluyorsun bir yerden sonra. Çok uzun zamandır var olan bir şey bende. İmkanlarım dahilinde hep bir şeyler toplamaya başladım. Ama başlangıcı dedemden bana kalan birkaç parça, birkaç koleksiyon olmuştu. Rahmetli mi? Rahmetli. Allah dedemden. Rahmet eylesin. Amin. Şimdi elimden geldiğince. Neler alıyorsun en çok antika olarak? Ya ben inanılmaz bir heykel tutkunuyum. Yani tutya veya bronz heykel toplamaya çalışıyorum. Takım olanları var içlerinde, tek olanlar var, gösteririm size. Abi bu erkekten çok bir iltifat beklemezsin ama heykel gibi de adamsın böyle. Ya, Allah razı olsun. Yani bu erkekten geldi de. Yani, teşekkür ederim. Buradan hadi ben Hatice abla sormuş gibi sorayım. Heykel gibi adamsın böyle. Yani, sağ olun yani. Şey gibi adamsın böyle. Ne mutlu bana gerçekten. Abi hep yakışıklı diyorum. Demek ki bana da bir gün bulaşır diye düşünüyorum yani. Siz öyle olduğunuz için öyle görüyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Zaten teşekkür ederim. Her şey gider ama o insan evlatlığı kalır yani insanda. Ondan başka neler alıyorsun? Antik, buna çok para gider biliyorsun değil mi? Kaşe yükselsinler ben söyleyeyim vallahi bak. Hiç ya bu ya bir tabii haliyle. Ya da biraz artık fanlar ha ne hediye alacaklarını evet biliyorlar. Sağ olsunlar. Bazıları evet biliyor ve hep o doğrultuda bir şeyler. Yolluyorlar mı antika falan?
Yani yolladılar mesela Rusya'dan el yapımı, el işlemeli ve ismimi falan yazıp böyle bir mesaj barındıran kılıç geldi. Yani şu boyda falan Kafkas kılıcı. Kendi özel kutusunda, ahşap kutuda, çok güzel. Yani çok mutlu olmuştum onu görünce. Genelde antika göndermeye çalıştıklarını biliyorum az çok Sema vasıtasıyla. O da bana çünkü iletiyor sağ olsun. Sema'dan bir de arkeoloji bölümünü bitirdin sen? Arkeoloji bölümü. Yok. Ya çünkü antika böyle şey ya var benim ama antika arkeoloji bölümünü bitirdin. Şey var. Şimdi İndiana gerçekten... İndiana Jones'la başlıyor ya bu kampçılı adamlar. Çok klişe olacak ama. Evet. Ya bir yaşanmışlık var. Şöyle örneğini vereyim. Şimdi şunu düşünün. 120 senelik. Yani şu bardak 120 senede kaç ülke geziyor? Kaç insan görüyor ve kırılmadan, üzerinde bir çizik dahi olmadan gelebiliyor bugüne. Evet. Şimdi mesela baktığınız zaman evde sallıyorum kaçıncı çay bardağı takımınızdır? Kaçıncı işte Türk kahvesi fincanı takımınızdır değil mi aldığınız? Kaçıncı kaleminizdir, kaçıncı gözlüğünüzdür vesaire vesaire. Yani bu kaçıncı olmuyor. Mesela bir heykel alıyorsunuz ve 100 yıldır. Bu heykel dünyayı dolaşmış, ne hikayelere şahit olmuş, ne insanlar tanımış, ne aşklar tanımış, ne kavgalar tanımış. Onu dinlemek de güzeldi. Onu ben yemin ederim oturuyorum izliyorum böyle bazen. Gerçekten geçiyorum, oturuyorum koltuğuma. Karşıda benim salonumda şöyle dresuar var, yine antika bir dresuar. Üzerinde heykellerim dizili. Elimden geldiğince onları bir grup yaptım. Oturuyorum izliyorum ya. Böyle. Kim bilir neler yaşadınız. Fısıltısı var yani bana. Tabii ki. Bana bakışları, onlarla ilgileniyorum mesela, siliyorum, temizliyorum, tozlarını alıyorum. Gerçekten teşekkür ediyorlar. Ya bir şey duruşlarıyla söyleyeyim. Teşekkür ediyorlar. Çok keyifli. Varlıklarıyla. İnanılmaz. Bir gün gelelim biz de izleyelim mi? Evet tabii lütfen buyurun. Lütfen ben. Ve terapi biliyor musunuz? Kesberçim gözünü seveyim. İnanılmaz bir terapi. Ben dediğim gibi tekrar tekrar vurgulamak istemiyorum. Arka arkaya kayıplar verdim. Biraz kardeşimle başladı işte. Kardeşim, Allah annem, anneannem. Amin. Doktor oldu bana. Yani ne kadar doğru bu cümle bilmiyorum ama ya da psikolog mu oldu ne diyeyim bilmiyorum. Terapi merkezi oldu bana antikacılar. Çok doğru. O insanlarla muhabbet etmek, o ürünleri gezmek, o ürünlere dokunmak, hissetmek. Çünkü uzaklara gidiyorsun onlara bakınca. Kesinlikle. Dalıp gidiyorsun. Evet. Bir şey de düşünmüyorsun, sadece onu düşünüyorsun. Ve duygulanıyorsun ya resmen. Evet. Hani enteresan bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Tavsiye ediyorum gerçekten. Ya şöyle bir şey var ama o bir gerçek. Enerjisi var ya antika ürünün. Hani bak bir ürün var çekmiyor sizi ama bir ürüne bakıyorsunuz gel diyor size ya. Yemin ediyorum gel diyor, yanıma gel diyor. Şu anda ya çekiyor seni. En çok beğendiğin evindeki antika hangisi? Hep ona bakıp böyle ilk eve gittiğinde ona bakıp enerjiyi alıp koltuğuna uzanıp böyle relax olacaksın. Hangisi? 1910 onlara ait bir salon gramofonum var. Taş plak çalıyor, kurmalı. Kalk. Yani, 1910 dedi Gökberk. Sen onu... devam edersin biz burada. Göstereyim mi? Ya, göster. Evet. Sonra mı göstersin? Görelim. Tamam. Fatih'in bir çeker misin? Bak gösteriyor gramofon. Bulabilirsin. Çok önemli bir şey aslında. Buraya mı göstersin? Buraya mı? Neyse. Oraya gösterebilirsin Gökberk. Tamam. Ben çok merak ettim biliyor musun? Ne güzeldi. Çalıyormuş bir onu. Daha mı? Çalıyor mu? Çalıyor ya. Müthiş. Ya kahveye ne zaman gelebilirsin? Ne zaman isterseniz. Virüs var şu an, virüs. Korona geçtikten sonra, müsaade ederse korona. Bir kahveye gelelim Gökberk'cim sana, olur mu? Ne tarafa? Ne tarafa? Şöyle ortak. Abi mükemmel ya. Gözüküyor. Buna bir bak Gökberk. Buna tutarsan, buna. Bak buraya. Çok güzel ya. Müthiş. Abi büyük bir şeymiş de. Çok iyi. Hadi 1910'dan 1910'lara ait. Acaba kim kullanmıştı bunu? Çok merak ediyorum. Ya nerelerden gelmiştir bu? Tabii çok canım. Güzel ama. Ya bunu merak et. Kim kullanmış bunu Gökberk? Baktın mı tarihçisine? Yok pek araştırma fırsatım olmadı. Ya bayılacağım beni Gökberk. O ne ya? Bir de göster. Onu da göster. Gözü seveyim. Fatih'cim bak. Video değil fotoğraf. Fotoğraf olsun. Bakar şöyle mısınız bir şey. Ya mükemmel. Şurasında ya. Kol var o yandan kurmalı. Hadi ne elektrik ne pil hiçbir şey. Ve 1910'lardan bu yana gelmiş bir şey bu. Ve onun karşısına geçip oturuyorum sadece. Gerçekten. Saatlerce, sakın dakikalarca. Evinin adresini kimseye verme. Gözünü seveyim. Zile de yazma Gökberk Demirci diye. Benim ismimi yaz. Ben her şeye katlanırım kardeşim. Hiç kendinin şarkı söylediği oluyor mu?
Yok. ben çok iyi bir... Neden bak bağlayacağım diye bak. Bağlayacağım da. Çok iyi bir dinleyiciyim ben ya gerçekten. Çok iyi bir söyleyiciymişsin evet. ama. Gördük videolarını yani ve ben... fanların bu konuda gerçekten deli gibi ısrar... Merak etmeyin alacağım birazdan. Evet. Deli gibi ısrar ediyorlar. Ve ben... gerçekten izledik. Hani Ufuk da izlemiştir mutlaka. Cidden çok iyi sesin var. Teşekkür Maşallah. Ederim. Çok sağ olun. Yani Ahmet Kaya şarkılarını iyi söylüyor musun? Dediler mi? Şey derler ya böyle evet. puslu bir ses tonu var derler ya. Evet o katı tok ve puslu ses tonu. Sağ olun. Biz teşekkürler. Kendimiz için istiyorsak, buradaki kameraman arkadaşlarımız için istiyorsak, geyici istiyorsak bak gözlüklerimi çıkartayım saçım çıksın. Bak. Sadece sağ kardeşler, fan kardeşler senden bir kutlu istiyorlar. Ya ben kendimin en çok dinleyici kısmını seviyorum ama yani şiir daha bugün, çok keyif alırım bugün şiir okumaktan. Onlar dinleyecekler lütfen. Şiir okuyayım onlar daha çok sever. Bir şiir bir de şarkı isterler. Yani şu an biraz gerçekten dürüst olacağım. Acayip böyle bir gıdıklanma var sabahtan beri sesimde. Sesim ya sen beni de. Gıdıkla sen de boşver. Gerçekten böyle kendi sesim beni rahatsız ediyor ama bir şiir okuyayım. Çok içimden geldi. O kadar o bonus olsun. Asıl. Bir kurdu alalım şarkıya. Ya küçük çok bir nakarat alalım. Evet bir gerçekten çok istediler. Yani hadi beni boş ver. Ben... Beni boş ver Elif Hanım için. Estağfurullah canım. Yani ben şu an bütün bildiğim şarkıları unuttum. Yemin ederim. Dur çıkartırız biz. Genelde öyle değil ya. Bir şey söyle dersin ama hiçbir şey aklına gelmez. Ezgi çıkartır bizim Ezgi çok. Vallahi hemen çıkartır. İşi varmış onun. Bana bulaşmayın diyor hakikaten. Biz görevimi yapıyoruz kardeşler. Söyleyecek büyük ihtimalle. Gökberk sizin için bir nakarat söyleyecek kısa bir şey. Ya vallahi aklıma gelmedi. Gel bir tane. Ya gerçekten geldi. Şu an yalan söylemiyorum. Yemin ederim geldi. Bir sürü var ama. Evet. Onlardan... Bir sürü değildir ya. Dizide söylediklerim vardır sadece. Yani dizide milyonlara söylerken şu anda programda gerçekten bizim için bir dörtlük söyleyemez misin? Ne söyleyebilirim dizide ki? Söylediğinin bir tanesi. Dizide evet. söylediğim bile hatırlamıyorum şu anda. Hakikaten yani Sema ben çok heyecanlı bir insanım. Sema söylüyor. Sema neyi söylüyordu? Tamam Sema ne da diyor. Unuttum diyor ama aklıma gelir diyor şimdi. Yani sen bir tane. O zaman aklıma gelince söyle. Yok Sema'nın aklına gelir. Senin aklına gelmiştir. Yok tamam. Evet. Şu an sinirleniyorlar bana sizle dahi biliyorum ama gerçekten şu an yani rezil olacağım. Aklıma Hayır, şarkı gelmiyor. Hayır canım estağfurullah. Öyle yok, şey mi olur rezil olmak falan yok. Sabaha kadar buradayız. Şeyde hiç... sıkıntı yok. Yayının sonuna da orada söyleyebiliriz. Değil mi? Tamam, tamam daha iyi. Ben ama daha söyleteceğiz. Haberin olsun. Tamam, tamam. Ama şiiri alalım değil mi? Önden tamam evet şiiri alalım. Sözlerini aksamaydım. Sizin için söylüyor bu şiiri. Hepimiz için. Hepimiz için. O zaman şöyle kısacık bir yerini söyleyeyim. Evet, olur. Tamam. Sınırlar ötesinden sevdim seni. Göz değmemiş haliyle sevdim gözlerini. El değmemiş haliyle ellerini. Sana gelmek demek aşmak demekti bütün engelleri. Bütün gemileri... Aa bak gitti. Vallahi gitti. Olsun. Çok iyiydi. Hiç devam edebilirsin. Hiç öyle doğaçlama relax devam edebilirsin. Sana gelmek demek yakmak demekti bütün gemileri. Doğduğum evi, annemi, büyüdüğüm toprakları. İşte buydu sana gelmek. Hayata meydan okumaktı küçücük cüssemle. Güvendiğim tek gerçeğimse aşkımdı. Sana geldim. Çocukluğumdan, gençliğimden vazgeçerek sana geldim. Senle yaşlanmaya geldim. Ama senin gönül ülken büyüktü. Ve ben beklenmeyen bir konuktum. Sınırlarına girdim bir kaçak gibi. Saklanmalıydım. Belki de kaçmalı. Çünkü yasak da aldığım nefesler bu topraklarda. Ülkenin gündemini meşgul eden, bulunması gereken bir kaçaktım her yerde aranan. Ve bir gün buldun beni. Ağladın çıldırmanın eşiğinde. Gönderme beni diyebildim sadece. Ama hiç aldırmadın halime. Dağ gibi duruşun kazındı içime. Gönderme beni diyebildim. Soru yok. Unuttum sonunu. Sonu çok güzeldi bunun. Sağ olun. Teşekkür ederim ya. Ağzına sağlık. Vallahi felaket. Benim gözlük düşüyor bak. Sana yemin ederim. O kadar o bile duydum. Sonu çok güzel. Sadece ağladı zaten. Bu cümlesine yani çok ayrı bir sempatim var. Ve anladım ki diyor en sonunda benim senden başka sığınacak bir yerim ve de yurdum yoktu. Çok enteresan bir cümle değil mi ya? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Yani
duygusal insanların bu başarısı, bu geçmişten gelen bir başarısı var. Duygusal insanlar çok başarılı oluyor. Yok, bu yetenektir. Yetenek ama. Mesela bu? Şiiri söylüyor olabilmek bir yetenek bence. O yetenek. Hayır, duygusal insanlar da hayatta çok başarılı oluyor. Yani böyle duygularını yaşıyor ya, içtenlikle yaşıyor. Samimiyetsiz yaşamıyor, samimi yaşıyor. Hep hayatta başarılı oluyorlar. Çünkü samimi insanlar oluyorlar. Evet, olabilir. Ben yeni tanıdım seni. İyi ki de tanımışım. Ben de öyle. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Elif'le biz ikimiz iyi ki seni tanımışız. Ben de öyle. Evet. Sema'ya, yani, Sevda, yapımcılarına, yani. Sevda ablaya, Nazmiye Hanım'a. Çok iki günde vallahi seni ya, tanıttılar. Ne güzel ya. Hakikaten Allah yokluklarını aratmasın, hissettirmesin. Yani bize katkıları çok büyük. İyi ki varlar. Ve ya, bizim en değerli parçamız onlar. Bunu hep söylüyorum. Ünlü insanların çocukları da seni çok seviyor. Şimdi isim vermeyeyim. Onlar da seyrediyorlar internetten. Selamlarımı söyleyeyim. Hepsine söyleyeyim. Benden de kucak dolusu sevgiler, bunun selamlar. Bunun şeyi yok ama ünlüsünün sözü yok bunun yok. Zaten. Hı-hı. Yani çok seviyorlar çocukları da. Tabii yani ki. Gökberk Demirci deyince daha bugün gördüm. Gökberk Demirci dedim. Kız kendini unuttu. Kardeşi kendini unuttu. Canım benim, ne güzel. Ne mutlu bize ya. Hakikaten. Yani, hakikaten. Çok ne mutlu size. Şey. Ne mutlu ciddi bize. Söylüyorum. Ya bunu samimiyetlikle işten başarmışsınız ya. Ne güzel. Gönülden alkışlıyorum. Normalde evet, de alkışlıyorum. Çok da sağ hakikaten. Olun. Çok teşekkür ederim. Bir geleceğinle ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi Yemin dizisi çok güzel gidiyor. Hı-hı. İleride sunuculuk, tiyatro, başka bir şey. Mesela ben senin şeyde bir müzikalde oynamanı çok isterim. Hı-hı. Çok da yakışırsın diye düşünüyorum. Yani umarım. Şimdi pek planım programım yok açıkçası. BC planların var mı ileride? Yok. Yani oyunculuğa da planlı programlı başlamadım. Kendiliğinden gelişti. Hayat sürprizlerle dolu derler ya, gerçekten benim için öyle. İyi anlamda da kötü anlamda da yaşattıkları ve yaşatacakları. O yüzden ben biraz akışına bırakmış durumdayım ya. Zamana sadece yani. Doğru olanı yapmak istiyorum. Ne yaptığımın önemi yok. Nasıl yaptığımın önemi var. Benim için. O zaman şey diye soralım. Herhangi bir hayalin var mı? Yani hayallerim var. Ya sayabilirsin hakikaten. Abi. Güzel bir şey hayallerin olması. Zaten. Hayallerim ya, ben gerçekten çok sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum tabii. Öncelikle hem kendim için hem tüm dünya için. Onun haricinde çok minik hayaller benimkiler ya. Say abi, bunlar minik hayallerin hepsi büyük hayallerdi. Yani mesela artık hayal mi oluyor, düş mü bilmiyorum da, hayvanlar için bir şey yaptığım zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bunun hayalini kurmak bile beni mutlu ediyor. Evet. Bazen bir antikacı dükkanımın olduğunu düşünüyorum. Hayal ediyorum. Acaba olur mu diye. Olabilir ama belli bir yaştan beni. Sonra. Ki şu an açabilecek kadar ürüne sahibim. Ama bilmiyorum ya. Ama benim hayallerim hep böyle zaten şeyler. Ben Gökberk'in mesela emeklilik sonrasındaki hayatın tamamıyla böyle bahsettiğin gibi bir antikacı dükkanın olur. Hepsini seversin böyle şey yaparsın. öyle. Evet, öyle aklıma İsimini geldi nedense. Ama bir ortak lazım sana. Bir ortak lazım. Ortak lazım. Ya tamam. Yapma hemen her gün üstünden. Sen onları satarsın. Güzel olur. Ben satamam da. Vallahi ben alırım. Vallahi kıyamam. Sen satarsın. Ben yemin ederim kıyamam. Ben kıyılmıyor. Ben evimdeki bak. Rahmetli babam bana şey almıştı bir tane. Klarnet. Hala benim odamda duruyor mesela. Kıyamıyorum abi. Ben o yadigar olan şeyle. Evet. Antikada bir yadigardı yani. Tabii. Geçmişten gelen bir yadigardı. Kıyamıyorsun. Kesinlikle. Yani onunla uyuyorsun ya. Ona baktıkça geçmişe gidiyorsun. Geçmişte yüz yüze geliyorsun. Her şeyi gözünün önünde yaşıyorsun. Film şeridi gibi. Çok güzel bir durum. Yemin ediyorum ilk başladığım zamanlarda işte bazı heykellerim var bahsettiğim. O durup karşısında izliyorum dediğim. Yemin ederim size tüm samimiyetimle söylüyorum. Sabah salona girdiğimde günaydın diyordum ya. Ve hala daha dediğim oluyor. Işığı kapatırken hadi iyi geceler deyip yaptığım oluyor. Yemin ediyorum. Yani yalnızlık bazen kötü bir şey olabilir. Hakikaten. Ya yalnızlıktan da değil. Dedim ya, bazıları benimle konuşuyorlar ya. Seninle. Bakıyor bana böyle. Hani ne bileyim, iyi geceler deyip kapatıyorum ışığımı, yatıyorum. Çok güzel. Güzel bir şey. Yani, evet, şey. Bence bu şimdi yani. Bazı izleyicilerimize belki saçma geliyor ama gerçekten tüm samimiyetimle tavsiye ediyorum. Gerçek bir antika alıp, küçücük bir parça da olsa, fiyatının, yılının hiçbir önemi yok ama gerçek antika olması yetiyor.
Alın ona biraz özen gösterin ve sevin. Bakın size ne gibi, nasıl katkıları olacak. Ama şeydir zaten, yani iletişim için ille canlı birin bir şeyin asla, olmasına gerek asla. Yok bence de. Baktığında çiçek falan da konuşamıyor. Onu diyecektim. Yani bahçem de var. Onlarla da günaydınlaşıyoruz ya. Yani çok normal. Su döküyorsun, teşekkür ediyor sana. Gerçekten duruşuyla, rengiyle, kokusuyla. Azerbaycan'dan var. Sağ olsunlar. Bizden de Azerbaycan'a onun, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Çok seni çok seviyorlar. Ekibi çok seviyorlar. Başka ne demişler? Şeyi söyleyeyim unutmadan. Endonezya'dan Gökberk'in bir fanı yazmış. Şu anda orada saat 4.45'miş. Gece 4.45. Ama kız yayını izliyormuş. İzliyor mu? Evet. Ne güzel. Endonezya'ya da o yüzden sevgiler olsun. Sevgiler, selamlar tüm Endonezya'ya. Yunanistan'dan selam var. Yunanistan. Evet. Yunanistan'dan. Onlara da benden kucak dolusu. Aslında her yerden var ya. Hangi birini söyleyelim? O bizim canımız. Gelirse de bekliyoruz diyor. İnşallah. Ev adresini bile yazmış. Ya. Söyleyeyim sana. İnşallah. O sokağı bilmiyorum anam. Hangi sokak o? Nerede? Onu söyle. O sokağı söyle ki biz de geliriz ha. Çok güzel mesajlar var. Başka ne demişler? Bir dakika. Elif sen konuş. Ben mesajlara bir bakayım. Ben o sırada bir soru daha sorayım. Çok böyle oynamak istediğin bir karakter oldu mu? Hani yani... şu konulu ya da işte ne bileyim şöyle bir karakter olsa evet çok iyi oynarım dediğin sana hitap yok edecek. Yok ya olmadı yani oynadığım karakter zaten bir o şekilde değil zaten. Mi? Evet hitap evet. ediyor ama hiç düşünmedim inanın hani keşke şöyle bir karakter oynasam diye. Hani yani bizim işimiz biraz riskli yani varsın yoksun bir varsın bir yoksun. Üç yoksun bir varsın, beş varsın iki yoksun. Hani o yüzden hepimiz her projeye uymak zorunda değiliz. Evet. Uymayabiliyoruz tipolojimiz vesaire vesaire. Oyunculuk hayatımız devam ettikçe benim sadece düşüncem şu oldu kendi adıma. Hani şunu oynarım bunu oynamam. Elbette seçilecek olanlar var saygım sonsuz hepsine. Seçene de seçmeyene de. Sadece kendi adıma ben bir adım daha... Öne beni götürecek işlere varım. Beni bulunduğum noktadan bir adım daha öne götürebilecek. Ne olduğum yerde sektirecek ne de beni geri götürecek. Evet. Hani olmasın. Hep böyle yorumlamışımdır. Hep böyle projeler, böyle karakterler istemişimdir kendim için. Merve demiş ki o bize en büyük hediyedir demiş. Siz de benim için en büyük hediyesiniz gerçekten. O benim huzurum demiş. O benim güzel, sevdam demiş. Tek tek aynı şeyler benim için de geçerli gerçekten. Yani şu an ne hissediyorsanız inanın beş katını hissediyorum size karşı. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yok zaten o tip yok sende yok, abi. Gerçekten. Sen samimi bir adamsın. Evet. Demiş ki her gün televizyonda olsa hiç sıkılmadan bir kanal sahibi yaparım kendisi demiş. Bir kanal alıp sadece onu seyrederim demiş. Sağ olsunlar ya. Ne güzel bunlar çok enteresan bir şeyler. Hani sadece bu ne güzel bir mutluluk demiyorum. Enteresan tarif edemiyorum ya şu an hissettiklerimi. Bir soru daha soracağım. Hemen sorunu özür dilerim. Kızlar çıldırıyormuş. 20 tane kız bir evde çıldırıyoruz. Marş yapmışlar. Gökberk Demirci seni seviyoruz. Her zaman seni unutmayız. Sen çünkü bizim kalbimizin prensesisin. Prensesisin. Prenses ben kendime söyledim. Ya. La ben heyecanlandım. Bir tane kız deyince yapmış oluyor. Sağ olsunlar teker teker selamlarımı iletiyorum. Abi marş yapmışlar sana marş. Ya. Yani kızlar evde marş evet, yapmış. Evet ufuğun bu okuduğu marştı. Ha marş. Evet. Biz onu da bir şey tekerleme gibi dinledik. Anlamıştım ben zaten. Ama tekerleme gibi ya. Yazmışlar helal olsun valla. Ulan bana kimse marş yapmadı. Yazın bana da bir marş. Şey demiş yani bir marş tanesi. Marş almışlar diye. Bir tanesi şey yazmış. Biz şu an koptuk. Dur ben de. Abi şey demiş bir tanesi de. Lütfen antikayı bıraksın. Ben de bir antikayım demiş. Beni alsın demiş. Ya. Yani. Abi bu. Böyle bir. Güzel gelmiş ya. Abi güzel gelmiş ya. Kaldım böyle. Ben de bir şey diyemedim yani. Teşekkürler. Ben antikayı bıraksın ben antikayım beni alsın demiş. Ne güzel. Bunu gerçekten ya, söyleyecek bir şey yok ama. Yani. Şey demişler abi.
Hep oyunculukla mı devam edecek demişler, bir albüm yapmayı da düşünüyor mu demişler. Az önce sizin sorduğunuza benzer bir cevap vereceğim. Gerçekten zaman hayat ne gösterirse. Dur, zaman onu da gösterecek gibi geliyor bana. Bir albüm gelir gibi hayırlısıysa diyelim. Daha soracağım. Oyunculuğun dışındaki karakterini çok merak ediyorlarmış. Normal hayatta kıskanç mısın, sinirli misin, agresif misin? Ya da yine mesela şu anda oturduğun gibi şey mi, daha zayıf? Ben sakin bir insanımdır. Yani gerçekten çok iyi bir dinleyiciyimdir bir kere. Bilmiyorum yani, ben gördükleri gibi ya. Emir'le mesela çok benzer yanlarımız var. Sadece o biraz daha agresif ve biraz daha böyle bazı şeylere at gözlüğüyle bakabiliyor. Anlamadan, dinlemeden, inanmadan. Ben öyle değilim. Ben anlayışlıyımdır. Elimden geldiğince. Bunun için çaba sarf etmem. Öyleyimdir sadece. Neye sinirlenirsin? Seni ne sinirlendi? Çok klişe olacak biliyorum ama haksızlığa hayatta gelemem. Ve bazen hata yapıyorum. Bu yüzden sadece kendime yapılan haksızlığa değil, etrafımdaki haksızlığa da gelemiyorum ben. Haklıyken haksız duruma düşürüyorum kendimi. Yani bilmiyorum ya. Şimdi herkesin doğrusu yanlışı farklı maalesef. Kime göre, neye göre doğru. Bazı insanlar tanıdım, şu beyaz kağıda siyah diyor ve buna inanmanızı bekliyor sizden. Saygı duyup geçmek zorunda kalıyorsun. Yani, çünkü bunun beyaz olduğuna inandıramıyorsun. At gözlüğüyle bakıyor bazıları. Gözlükle evet. Bakıyor, o gözlüğü çıkarmıyor hiç boyunca. Evet. O hep aynı görmek istiyor, evet. Siyah görmek istiyor, beyazı. Hayır, kendin inan buna tamam ama benim inanmamı bekleme, bunun için uğraşma. En evet. Sevdiği yemek hangisi? Yani çok var ya, ben biraz maalesef seçiciyim ama mesela kuru fasulyeyi çok seviyorum. Bayağı seçici. En iyi yaptığı yemek hangisi? Kısır. Geçen bölümde gördüm. Kısır yapıyordun sen. Onu ama Özge tarif etmişti. Öyle yapmıştım ben. Ya o yaptı bir nevi. Ya ben yemek maalesef yapamıyorum. Çok klişe şeyler yapabiliyorum. Ya abi, basit şeyler. Ben makarna. Vallahi ben aynı şey edeyim ya. Tavana yapışıyor bütün yaptığım makarnalar. İnmiyor da tavana. Denedim birkaç kere. Sonra tencereyi çöpe atmak zorunda kaldık. Yani böyle ya, enteresan. Spor yapıyor mu diyorlar? Of. Yara yani artık benim içimde bu. Hayatım spordan ibaretti. Ve sadece hayatta yapmayı en sevdiğim şey spordu. Birçok dalı. Ama tempomuzdan dolayı tabii biraz spor salonlarından, egzersizlerden uzak kaldık. Fırsat buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Spor adı altında diyeyim. Ama zaten şey var, ben bir eğitmen olarak söylüyorum bunu. Bu kadar yoğun bir tempoda vücut için çok sağlıksız çok zaten. O yüzden hiç gerek yok. Yürüyüş yani, mü yapması lazım Elif? Hayır, Gökberk'in hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yok, örnek veriyorum. Spor yapmazsa da yürüyüş yapmaz. İstediğini yapabilir. Şu anda mesela o fiziğe sahip bir adam Gökberk ama yani şu tempodayken çok zor. Çok sağlıksız. Ya bir kere sporun %80'inin 90'ının daha iyi bilirsiniz disiplin olduğunu evet. Düşünüyorum. Sadece hani dinamiklik, enerji, o anki ruh hali olduğu kadar hepsi puzzle'ın birer parçası tabii ama disiplin şart. Mesela ben tempomuzdan dolayı spor salonuna gidecek vaktim olmadığı için kendi evimin bir odasına böyle minimal Dumbledore böyle yani. Birkaç parça eşya almıştım. Şu an dekor oldu yani evin içinde. Antika olarak hakikaten. İleriki nesillere. İleride antik olacak. Dekor oldu yani. Geçeceğim zaman onu alıp şuraya koyuyorum. Tek o şeyim o, temasım o. Deyince etmeye çalışıyorum. Çünkü o da çok, set yani sağlık, çok mümkün değil. Evet, çok önemli bizim için. Özellikle herkes için sağlık zaten temel nokta. En büyük şey, önemli olması gereken şey ama biz bir tık daha, beş tık daha belki bir oyuncu olarak dikkat etmek zorundayız. Evet. Ya oyuncuların öyle bir şeyi var aslında. Yani evet. Çok dikkat etmek zorundalar. Ve genellikle de oyuncuların hepsi de çoğu da spor salonundan çok, Elif sen de dikkat etmişsindir belki, yürüyüş yapıyor. Bak, zinde tutuyor. Yok çünkü. Vakit de yok. Yani, hani bari onu yapayım hiç olmazsa. Yapayım bir diyor. De şey var, dikkat etmek zorunda kalıyorlar çünkü... Şimdi atıyorum 10 bölüm sonra Gökberk'in bir anda 20 kilo almış olduğunu düşünsene. Yani ya. İnsanlar onu değil. Doğru. Yani o oturmuş karakteri sürekli izledikleri için evet, evet onların... Yani bir de bizim işimizde biz iç içe de çekiyoruz bazen bölümleri. Mesela sallıyorum 100. bölümü çekerken bir gün mesela bugün başladık 100. bölümün 20. sahnesini çekerken 3 sahne sonra
110. bölümün 10. sahnesini çekiyoruz. Evet. Hani devamlılık denilen bir kavram var. Aynı olmak zorundasın. 10 bölüm önce o ceket nasıl duruyorsa üstünde, 10 bölüm evet. sonra da aynı şekilde durması gerekir. İşte saçının uzunluğundan sakalının uzunluğuna kadar. O yüzden biraz fazla dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Kiloyu nasıl dengeliyorsun? Çok yani, merak ederim. Oyuncularda kilo nasıl dengelenir? İnanın hiç uğraşmadan. Yani üstünde durmuyorum pek fazla ya. Hani şey gibi bir şey bu. Aman kilo almayayım, aman işte yediğime işte dikkat edeyim, şunu yemeyeyim sakın bilmem ne. Elimden geldiğince kendimi mahrum bırakmıyorum. Sadece abartmıyorum. Rutindesin. Rutin. Abartmıyorum. Yani... Ya zor ya, o hakikaten oyunculuk ve spor zaman bakımında. Hele bazı branşlar belki bir oyuncudan çok daha fazla dikkat gerektiriyor. Futbol oynadın mı sen? Yok, pek. Basketbol? Basketbol oynadım kısacık bir süre. Ya çünkü bir voleybol oynadım, masa tenisi bir, oynadım. fan kardeşin şey demiş, basketbolda oynadı demiş de o yüzden aklıma oynadım. Geldi. Kısacık bir süre. Hatta... Nerede? Zonguldak Ereğli'de bir takımında falan oynamıştım. Çok uzun süre kickboks yaptım. 2009 yılına ait üçüncülüğüm falan vardır kıtalar arası. Oo. Marmara bölgesine ait. Aa. Hakikaten. Aa. Muay Thai yaptım. Asıl branşımdı zaten. O zamanlar işte Muay Thai müsabakaları olmuyordu. Aşkın Kahveci selamlar olsun buradan. Onun öğrencilerinden biriydim. Şimdi uzak kaldık tabii, çok özlüyorum, çok seviyorum. O da antika kadar var yani benim için o spora olan aşkta. Hı hı. Sadece izliyorum. My Thai maçlarını izliyor şu an. Sevgi daha güzel. Evet. Bak. Ama severim yani. Evet. Kendi oyunculuğunu eleştirir mi? Hangi yönlerini eleştirir oyunculuğunda? Yani eleştirdiğim yerler... Genelde yaşamadığımı hissettiğim zaman izlerken. Hani bak bu duyguyu yaşamamışım. Bana geçmiyorsa kimseye geçmemiştir dediğim sahnelere de denk geliyorum. Açıp özellikle izleyemiyorum çünkü hiç fırsatım olmuyor. Gerçekten sadece evdeki tek fırsatım uyumak ve uykumuzu almak zorundayız. Çok önemli evet. bir konu. Set kaç saat oluyor Gökberk? Ya bizim değişiyor. Set saatlerimiz. Bayağı uzun mu yani? Ama uzun süreler evet oradayız. Stoklu mu gidiyorsunuz? Stokluyuz. Elimizden geldiğince iyi ki de stokluymuşuz. Ama şey hatta. Zaten her gün değil mi? Her gün. Günlük yani. Hafta içi her gün. Yani bayağı bir mümkün stok değil tekmeniz yoksa. Lazım yani. Evet. Mümkün değil yani. Baksana gözler zaten kıpkırmızı şu an bile. Artık ara verildi tabii herkesle birlikte. Ne kadar? Otomatiğe bir... bağlamışız. Yani alarmı ben... mi uyandırıyorum diyeyim. Hep alarmı kuruyorum. Alarmdan önce kalkıyorum. Yani artık alıştı şeye bağlamış robota. O bünyede alıştı. Senin spordaki artık. Disiplin set şey oyunculuğa evet. geçmiş. Zaten sette de aktif misin böyle çok? Yerinde duramaz mısın? Böyle koşuşturur musun hep? Yani oturmaya vaktimiz olmadığı yok, için pek evet genelde orada da uzun saatler boyunca hep ayaktayız, hareket halindeyiz. Bir de gelen gideni çok setin. Yani çünkü bunun bir de sadece kameranın karşısına geçip oynamaktan da ibaret değil bizim setle geçirdiğimiz zaman. Bunun kostümü var, sesi var, ses alınıyor mesela tabii. bizden. Provası var, hadi evet, bir tekrar yapalım var. Ezber yapmakta zorlanıyor musun, doğaçlama oynuyor musun hiç diye. Yani zorlanmıyorum ve umarım zorlanmam da çünkü ezber önemli bir şey bizim için. Artık tabii bir yerden sonra mecburiyetler, alışkanlıklar haline geliyor bizde. Mesela bir kere okuman, o beyin onun fotoğrafını çekiyor. Hani saatlerce oturup böyle bir paragrafı mesela 10 kere okuyup yok, ezberlemeye gibi. Çalışmak yok, zorunda değilsin. Hani onu fırsat buldukça okuyup üzerinden geçip partnerimizle o an kimleyse sahnemiz karşılıklı hani onu tekrarını yapmak, provasını yapmak bizi sahneye hazırlıyor yani. Bir de partnerden partneye değişiyor abi. Tabii canım. Bir çok başarılı. Yani bir bakıyorsun partneye, onu da ezberlemek bile gelmez evet. yani. Ya kimi partner vardır seni zirveye çıkartır evet, o sahnede. Tabii. Kimisi de yerin dibine sokar. Aynen. Allah hiçbirimizi öyle partnerlerle karşılaştırmasın. Allah Özge Yavuz gibi partner versin. O kardeşin evet, gibi bir partner versin. Vallahi kesinlikle yani. Her zaman. Çok. Hakikaten. Çok düzgün o bir konuda kızmış çok yani. Şanslıyım. Çok düzgün bir kız. Gerçekten evet, çok şanslı hissediyorum kendini. Kendini de çok iyi yetiştirmiş. Çok.